Siyasetin gündemi Odak Ankara'da. Programımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle iki parçadan oluşan programın bir parçasıyla karşınızdayız. Avrupa'ya bağlandık. Sevgili Fuat Ateş'in programında özellikle Avrupa oylarının önem kazandığı düzlemde neler yapılabileceğini sizlere aktarma imkanı bulduk. Odak Ankara'nın bu haftaki bölümünde ise Yeniden Refah ve Hüdapar'ın yükselişi. Bu yükselişin özellikle LGBT'yi artılar açısından ne anlama geldiği, ne gibi sonuçlara yol açtığını konuşacağız. Siyasetin gündemi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İkinci tura doğru giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kampanyasındaki bir söylem değişikliği, özellikle mültecilere dönük yaklaşımı, U dönüşü diyebileceğimiz bazı değişiklikleri görüyoruz. Bunlar olurken bir diğer aday olan hali hazırdaki Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yayında Abdülkadir Selvi'nin sorusunu yanıtlarken montaj olduğu itirafıyla siyaset deyim yerinde ise yeniden çalkalandı. Bugün program arasında mümkün olduğu kadar bu gündeme dair de canlı bağlantılar yapacağız. Hem İstanbul hem Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin il örgütleri AKP il binalarına giderek burada açıklamalar yapması bekleniyor. Siyah çelenk bırakacaklar ve montaj açıklaması AKP, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın seçim sürecindeki gayrimeşru uygulamalarına eleştirecekler. AKP önündeki açıklamalarıyla açıklamalar başladığında sizlere de canlı olarak aktarmaya çalışacağız. Stüdyoda konuğumuz var. Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği'nden Nedime Erdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Canlı bağlantıyla ise İstanbul LGBTİ Artı Onur Haftası Komitesi'nden Es Yılmaz bizle birlikte olacak bugün. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, isterseniz direkt başlayalım. İlk tur sonuçları çok da olumlu bir tablo çıkarmadı LGBTİ artılar açısından. Cumhur İttifakı'nın içerisinden Hüdapar ve Yeniden Refah mecliste yer alacak. Daha da önemlisi ittifaka katılma şartı olarak LGBTİ artı derneklerinin kapatılması gibi bir şart koymuşlardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Yılmaz? Yani şöyle çok teknik olarak LGBTİ artılar zaten günlük hayatlarında birçok probleme yüz yüzeyken şu an AKP, MHP ve Cumhur İttifakı tamamıyla LGBT artı karşıtlığıyla bir arada tutarak tabanı konsolide etmeyi amaçlayarak bir propaganda yapmayı amaçlıyor. Bunlar bizim zaten aşina olduğumuz şeyler. Geçen haftalarda İbrahim Kalın'ın da röportajında izledik. Yurt dışındaki gündemler diyor, buraya taşındı diyor, hayatları yolundaydı diyor. Hani söz istediler diyor, haklarını baş kaldırdıklarında diyor, hani değişti diyor. Yani şöyle okuyoruz, geçen sene de gördük, geçen sene Türkiye'nin en büyük gözaltı sayısı yaşandı. 373 gözaltı verdi Onur Haftası Taksim'de. Birçoğu da 18 yaşın altındaydı bu gözaltı sayısında. İlk defa haftamız da yasaklandı. Önceden hep zaten yürüyüşle engellilerle karşılaşıyorduk. Geçen sene buna ek olarak pazartesi günü hani haftanı polis yasak belgesiyle bize yasağı ibraz etti. Hazırlıklıyız ama LGBT artı hareketi oyun bozan bir hareket. Hep yolunu bulan, oyunlar bir şekilde ortaya çıkan bir hareket ve işte bizim üzerimizden yürütülmekte olan seçim propagandasına karşı da çok aşağılık, adi ve ahlaksızca bir kampanya örgütlüyorlar. İşte Yeniden Refah'ın zaten AK Parti ile konsolide olmak için hali hazırlık tedbirinden biri işte LGBT artı derneklerinin kapatılması, zinanın suç sayılması. Zaten AKP tabanında bu şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden feshedilirken çıkmak konusunda nasıl hemfikir olarak konsolide ettiği gibi LGBT artıları düşmanlaştırarak, şeytanlaştırarak kendi tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Seçimde de ya AKP'nin oyu düştü falan diye okuyanlar oyu öyle düşünmüyorum. AKP'nin oyu düştü ama Yeni Refah'ın oyu arttı, Hüdapar'ın oyu arttı. Cumhur İttifakı yine de kas katı yani bir şekilde tamamıyla oyları da gözümüzün önünde tehlikeli bir şekilde ortada. Bize de burada çeşitli bu
bunları kıracak şeyler yapmak düşüyor. Nasıl şeyler düşüyor? Şanslıyız ki vekillerden 11 sanıyorum vekil sözleşme imzalarına götürdü. Dostu, milletvekili sözleşmesini imzalayan vekil meclise girdi. Ama hayatta güncel pratikte karşılaştığımız sorunlar ne yazık ki tam olarak da meclisteki yani Hüdaparlı vekilin ya da LGBT artı dostu vekilin imzasının güncel pratikte bize bir karşılığı ne yazık ki çok dokunuyor olmuyor. Nasıl dokunuyor olmuyor? Arkadaşlarımız ve biz hala otobüste, orada, burada güncel sorunlarla karşı karşıya kalıyor oluyoruz. Evet, yani ayrımcılık aslında bir yandan bütün toplumsal yapıyı etkileyen bir mesele ve burada Hüdapar ve Yeniden Refah'la siyasal alanda çok da sert bir söylem olabileceğinden de bahsettiniz. Ben bu bıraktığımız yerden sizle ikinci turu konuşmak da istiyorum. Yani ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi LGBT artılar açısından, LGBT artı hareketi açısından neden önemli sizce? Yani şöyle çok yaşamsal şeyler tartışıyoruz. Yani mesela çok bizim LGBT artı hareketinin çok belli talepleri var. Yaşam hakkı, çalışma hakkı, barınma hakkı gibi taleplerimiz, somut talepler. Ancak ne yazık ki şu an 2023 Türkiye güncel siyasetine baktığımız zaman bizim tamamıyla tabanı konsolide edilmek için bizim düşmanlaştırılmamız, hedef gösterildiğimiz, kutuplaştırıldığımız, bizi şeytanlaştırılan bir politika karşı tarafta Cumhur İttifakı'nda söz konusu. Ve ne yazık ki işin kötü tarafı da yani buna karşı bir erkek yani dövüşe girişmişçesine karşı tarafında ona LGBT hakları, insan hakları demeleri gibi şeylerim yok zaten. Kimin seni bunu diyeceği bir düşüncem yok. Yani kimse bunu diyeceğini düşünmüyorum ama hani ona da sizin zamanında da şu kadar dernek açıldı, siz atmışsınız gibi bir muhalefet karşılık veriyor. Yani güncel biz iki taraf evi İşte Türkçü, ırkçı, İslamcı insanlar arasında sıkışmış bir şekilde LGBT artılar günlük hayatlarına devam etmek zorunda bırakılıyor. Bir alternatif yol çizmek zorunda kalıyoruz kendimiz için. Bunu çiziyoruz, kurguluyoruz, hayatlarımızı da savunuyoruz. Ancak ikinci seçimlerde de şöyle, yani İstanbul Sözleşmesi'ne bir gecede çıkan iktidarın Türkiye'de de, yani bu benim şahsi fikrim, Rusya'daki propaganda yasağı gibi, örnek veriyorum, Polonya'da, Macaristan'daki gibi, dünyanın diğer ülkelerindeki, Amerika'daki sağcı yönetimlerdeki pratikleri Türkiye'de geçirmeyeceğinin bir garantisi yok. Yani bu dernekler yeniden refahın taleplerinden birinci maddeydi. Dernekler kapatılsın diyor. Zaten birkaç sayıda dernek var belli başlı LGBT artı alanında çalışan. Süleyman Soylu hedef gösteriyor. Yani Nilüfer Belediyesi'ni, orayı, burayı. Birkaç belediye ve STK var zaten hali hazırda LGBT artılarla beraber çalışan, iş yapan. Bunların somut taleplerinden bazılarının da yani birincisi bunların kapatılması. O yüzden ikinci seçimde Cumhur İttifakı önde biliyoruz. Meclis çoğunluğu onlarda. Ancak seçimden de tüm umudumuzu seçimimize hiçbir zaman bağlamadık. Her zaman hep sokaklardaydık. Geziden itibaren LGBT hareketi hep sokaklardaydı. Sandıktan çıkan sonuçlar bizim hayatımıza doğrudan etkileyen sonuçlar tabii ki doğuruyor. Ama kaçırdıkları bir şey var ki yaptıkları şeyin teorik hayatta bir karşılığı yok. Yani gökkuşağını ürünlerden kaldırmanın, işte örnek veriyorum duvarlardan boyamanın teorikte bir karşılığı yok. Binlerce Lubunya yine sokaklarda, yine hayata geliyor, yine doğuyor, yine insanlar örgütleniyor bir arada, hep birlikte. Evet, bir yandan Onur Haftası'nda konuşacağız. Onur ayına da çok az zaman kaldı ve bu seçimlerin sonuçları onun yürüyüşüne de etkisi olacaktır. Ben şimdi stüdyoya dönmek istiyorum Nedime Erdoğan'a. Sayın Erdoğan, Essi Yılmaz'ı dinledik İstanbul Onur Haftası'ndan ve özellikle Hüdapar ve Yeniden Refah'ın parlamentoda temsilinin ve bunun ön koşulu olarak da LGBTİ artı derneklerinin kapatılmasının nasıl tehlikeli olduğunu aktardı. Ben sizinle Gökkuşağı Aileleri Derneği, yani çocukları, akrabaları, LGBT'ye artı olan ailelerin derneği olan Ankara Gala Derli'yle biraz daha bunun toplumsal etkisini de konuşmak istiyorum. Yani şu anda henüz bir kapatma kararı yok. Önümüzdeki günlerde gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Rusya'dakine benzer bir yasak olabilir. Belki Mısır ya da Azerbaycan'daki uygulamalara benzer şeyler de olabilir. Ama bunlar olurken de seçim sürecinde bunlar LGBT'ci,
ailemizi dinamitliyorlar, aileyi yok ediyorlar gibi söylemlerle karşılaştık. Ben doğrudan bir aile örgütlenmesinin temsilcisi olarak size sormak istiyorum. LGBTİ artıların haklarını talep etmesi, toplumsal yapıda görünür olması aileyi bozan, yok eden bir şey mi? LGBT artı kavramı o kadar kriminal hale getirildi ki hani toplumda da bu algının hani kendi içeriğiyle doğru algılanmadığını biliyoruz. Çünkü hani bu konuda da medyada ve değişik yerlerde siyasetçilerin dilinde söylemi aslında ne olduğunu anlatarak başlamak istiyorum ben. LGBT artı demek cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ya da cinsiyet ifadesi olarak alıştığımız, toplumda egemen olarak göründüğünü düşündüğümüz şeylerden farklı olarak bize açılımları olan çocuklarımızdan bahsediyoruz. Elbette bizler de toplumda bunu hani zihnimizde, düşüncelerimizde kirletilmiş bir sürü yargıyla ilk başta karşılasak da sonra çocuklarımızın varlığının gerçeğiyle bu konudaki bilgilenme, temas etme ve güçlenme sonucunda doğruları kavrayarak, kendimizi değiştirerek çocuklarımıza destek olmayı seçmiş ebeveynleriz. Aramızda her çevreden, her politik ortamdan, her sosyal kademeden ve coğrafyadan aileler var. Bunu şunun için belirtmek istiyorum. LGBT artı olmak ne bir aileyi, ne bir sosyal tabakayı ya da bir partiyi işaret etmiyor. Her yerde taban bulan bir şeyden söz ediyoruz. Toplumun her alanında olan bir şeyden söz ediyoruz. Ama bu söylemler yeni de başlamadı. Özellikle 2015 yılından bu yana değişik defalar LGBT artılar üzerinde şiddet, nefret, ayrımcı dili sürekli biz ebeveyn olarak tanık olduk. Bunları değiştirmek, düzeltmek için kanallar açmaya çalışırken ne yazık ki istediğimiz kanalları yeterince zorlayamadık. Ve biz aile grubu olarak çocuklarımızla LGBT artı kavramı üzerinde bir değerlendirme yaptığımızda ailemizin güçsüzleşmediğini, aksine bununla güçlendiğimizi ve yeniden daha paylaşımcı, daha güçlü ebeveynler olarak bir arada olduğumuzu gördük. Ve özellikle bu meclisin son aritmetiği bizde şöyle bir etki yaratıyor. Hani savaş durumunda ya da toplumsal çöküşlerde en çok kadınlar, çocuklar ve LGBT artılar zarar görür. Tam da onlara yönelik söylemleri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir bakıyoruz kadınların ilmek ilmek ördükleri haklar bir ellerinden alınmaya çalışılıyor. En son AKP'nin kadın milletvekillerinin de desteklediği 6284 sayılı aileyi koruma ve kadına yönelik şiddete karşı geliştirilen kanunun bile ortadan kaldırılması isteniyor. Kadınların sahiplendirilmesi ve hani aileyi boşuna... Çok ilginç bir tarif değil mi? Evet. Yani Müdafar'ın bu tarifi, kadınların evet. sahiplendirilmesi evet. tarifi. Yani bu ne anlama geliyor Hüdapar'ın zihin dünyasında ki Hüdapar'ın da 90'lardan beri Türkiye'deki neredeyse herkesin zihninde bir korku ve işkenceyle özdeşleşmiş. İşte Konca Kuriş'i hatırlayalım, asit attıkları insanların yüzüne dönemlerin olduğu Hizbullah'la ilişkilendirildiği var. Bütün bunları sizle devam edeceğiz ama Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü bir eylem yapıyor, bir açıklama yapıyor AKP önünde. Oraya bağlanalım, CHP'lilerin AKP önündeki açıklamasından görüntüleri izleyeceğiz şimdi hep beraber. Vicdanı, ahlakı, iyi olan her duyguyu bir kenara koydunuz ve içinizdeki kötülüğü sadece bizim değil, Türk milletinin üzerine boca ettiniz. Montaj kasetlerle olmayanı varmış gibi gösterdiniz. Sahtekarlık yaptınız. Sahteliği her yerinden akan görüntüleri miting alanlarında göstermekle kalmadınız. Mitingi canlı yayınlıyor görüntüsü adı altında tüm yandaş kanallarınızdan milyonlara izlettiniz. Güç, para ve iktidar için tüm değerlerinizi bir kenara bırakalı, hakikatin ötesine geçeli çok olmuştu. Siz hakikatin ötesini bile aştınız. O dipsiz kuyunun karanlık,
rutubetli köşelerinden çamur siyasetini kendinize yol bellediniz. Buradan açık çağrımızdır. Kötülüğü kendine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak çıkaranlarla asla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Montaj yalan AKP! Montaj yalan AKP! Tüm yalanlarınızın, kötülüklerin hesabını önce bu dünyada, sonra öbür dünyada vereceksiniz. Türkiye'yi sizin rutubetli karanlığınıza bırakmayacağız. Bu ülkenin evlatları 28 Mayıs'ta yarattığınız cehennemin kapılarını sonuna kadar kapatacak ve o kapıları iyilikle mühürleyecek. Çünkü bu vatan toprağına göz dikenlere, kendisini cehenneme layık görenlere karşı iyilikte birleşerek, umudu kuru sofrasına katık ederek kuruldu. Unutmayın, biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz. Millet affetmeyecek, tarih affetmeyecek. Teşekkür ederim. Engellemelere dair neler söylersiniz? Siz bina önüne bırakmak istediniz ancak izin verilmedi bir şekilde, ona dair neler söylersiniz? Bu Türkiye demokrasisinin içinde bulunduğu durumu, geldiği aşamayı gösteren örneklerden, tipik örneklerden bir tanesi. Belki hatırlayanlar olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne de çelenk koymak isteyenler oldu. Ve biz onları böyle engellemedik. O sözünü ettiğiniz bariyerlerin kapının hemen önüne kadar gelebildiler. Ve o çelenklerini bize bıraktılar. Biz buna hoşgörüyle yaklaştık. Ama bu iktidarın artık bu ülkede sesini çıkarmak isteyenlere, demokrasi talep edenlere tahammül edemediğinin bir göstergesidir bu. Üzgünüz ama 28 Mayıs'ta bu düzene son vereceğiz. Çelenge alabilir miyiz? Tamam arkadaşlar. Çelenge şuraya koyun. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Örgütü AKP önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Polis bariyerleriyle karşılaştı. Bunun üzerine CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı basın açıklamalarını bariyerlerin biraz ötesinde okumak durumunda kaldı. Ali Hikmet Akıllı çok önemli şeyler söyledi. Bu protesto montaj itirafının ardından gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın montaj meselesini yayında itiraf etmesinin ardından böyle bir protesto örgütledi ve şu cümleyi kurdu. Kötülükte şeytanı bile çırak bırakanlarla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Hatırlarsak helalleşme geçtiğimiz yıldan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair kampanyasındaki en önemli söylemlerden birisiydi. Bu itirafla birlikte, bu itirafın ardından, montaj itirafının ardından CHP'den yükselen ses sizinle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız şeklinde oldu. Kılıçdaroğlu da bugün Hatay'da çok benzer kelimeler kullandı. Sert bir üslubu vardı ve Erdoğan'a meydan okudu. Sahtekarlık, dolandırıcılık yapandan Cumhurbaşkanı olmaz dedi Hatay'da. CHP'nin protestosunda öne çıkan bir diğer mesele ise montaj yalan AKP sloganıydı. Bu muhtemelen bugün ilk kez duyduğumuz ama önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı vesilelerle tekrar edeceği bir slogan olacak gibi duruyor. Şimdi stüdyomuza geri dönüyoruz. Nedime Erdoğan bizlerle birlikte, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği. Canlı bağlantıda ise İstanbul LGBT artı onur haftasında Nes Yılmaz var. Sayın Erdoğan, sizinle kaldığımız yerden devam edelim. Hüdapar'dan bahsediyorduk. Hüdapar ve Yeniden Refah'ın parlamentoya girmesinin etkisinden ve bir aile örgütü olarak aile çözülüyor söylemlerine sizin cevabınızı dinliyorduk. Buyurun devam edelim. 6284 sayılı kanundan söz ettik. Kadınların ilmek ilmek ördüğü haklarının rahatlıkla ellerinden alınabileceğinden söz ettik. Çocuklara yönelik neler yapıyorlar? İşte ikili karma eğitim sistemini ortadan kaldırarak daha çok ahirete yönelik eğitimin öncelik tanınacağına dair ifadeler kullanıyorlar. Peki LGBT artılara ne diyorlar? Zaten LGBT artıları eşit ve onurlu bir yurttaş olarak görmemenin bütün yaklaşımlarını dillerine
sürekli yerleşen nefret ve ayrımcı dille zaten onları da çözüyoruz. Yani derneklerin kapatılması en önemli şartlarından biri gibi görünüyor. Dolayısıyla hani bir savaş ortamı olur ya da bir ülke ağır büyük felaketler yaşar. Hani deriz ya ilk önce LGBT artılar, kadınlar ve çocuklar en büyük zararı görür. Zaten onun başlangıç ifadelerini bu meclise girmiş iki partiden de duyuyoruz. Bu aile olarak, aile örgütleri olarak elbette bizleri tedirgin eden bir şey. Ama bu topraklar farklı farklı kültürlerin, farklı farklı temsiliyetlerin bir arada yaşadığı bir güce de sahip. Hani başka yerlerde olan olumsuz gelişmelerin burada olmayacağını ben varsaymak istiyorum ve kendimi bu güce dayandırıyorum. Bunlar evet meclise girmiş olabilirler ve böyle ifadelerle bir kısım yurttaşı ve onların hissedişini ve emeklerini, eşit yurttaş görmeme hallerini çok fazla dile getirmiş olabilirler. Biz buradan bu kriz dönemini bir arada dayanışmalarımızı güçlendirerek, yerimizden asla sapmayarak bu bildiğimiz ve emin olduğumuz hayatı, gerçekliği sürekli dile getirerek alanlarımızı koruyacağız elbette. Ben yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir çocuğumun bana açılmasıyla bu gerçeğin daha çok farkına varmış bir anne olarak bunu başkalarına da anlatma sorumluluğum var. Çünkü ailelerin bunu bilmediği zaman ne denli acılar yaşadığını ve hani işte o zaman güçsüzlüğün ailede ne demek olduğunu bizzat tanığı olan bir anneyim. Aileleri güçlendirmek, bir arada yaşama kültürünün aslında birbirine dayanışmak ve anlamak olduğunu pratik olarak öğrenmiş bir insan olarak, bir kadın olarak bunun toplum içinde geçerli olması için elimden geleni yapacağım bundan sonra da. Çok önemli bir cümle kurdunuz. Aileleri güçlendirmek aksine aileleri LGBT artıların yıktıklarına dair bir söylem var. Bu söylemi daha detaylıca konuşacağız. Ben tekrar Sayın Yılmaz'a dönmek istiyorum. Konuşmanızda siz de bir tabanı konsolide etme hamlesinden bahsetmiştiniz. Özellikle Cumhur İttifakı açısından ve bir yandan da Sayın Erdoğan'ı da dinledik. Nedim Erdoğan da buna karşılık ailelerin ne kadar aslında hem önemli olduğunu hem de aileyi yıkıyor diye suçlanırken aile içerisindeki bağları kuvvetlendiren bir şey olabileceğini söyledi LGBT artılar. Şimdi bu iki bilgiyi bir arada düşünürsek LGBT artılara deyim yerindeyse saldırmak bir günde 3 şehirde birden bunlar LGBT'ci demek oy kazandıran bir şey mi oldu sizce Cumhur İttifakı açısından? Yani tabanı konsolide etmeyi gerçekten de başardılar mı LGBT artılara saldırarak? Zaten bunu evet sizin dediğiniz gibi ilmek ilmek örüldü bu. İlk nafaka karşıtları toplandı. Bir arada Twitter'da konuşuyorlardı, ediyorlardı. Böyle bir taban oluşuyor, oluşuyor. Sonra İstanbul Sözleşmesi'ne şey yaptılar. LGBT düşmanlığı yeni hedefleriydi. Böyle çok pekün saldırılar zaten Türkiye'de bildiğimiz gibi gazeteciler, avukatlar sırayla hepimiz kendi payına düşeni alıyor oluyor. Tabanda karşılık buldun mu? Evet LGBT artı karşıtı bence ülkenin seçmen profili fark etmeksizin her partisinde geçerli bir fobiye sahip olduğu için tabanında fobi üretecek insanlardan oluşuyor ne yazık ki. Bu umutsuz değilim buna karşı ama bir yandan da yeniden refahın taleplerini düşününce ve aldığı o yarım düşünce taleplerine zina suç sayısını eşcinseller işte genetik olmadığını dışarıdan özendirilmeyle geçtiğini bunu da engellemek için işte özendirici faktörlerin film, kültür, işte sanat sektörlerine hani kısıtlandırılma getirilmesi gerektiğini böyle bir yerden de aile yapısını korumanın sadece bu yönde mümkün olabileceğini savunuyor yeniden refah. Oy oranı çok fazla. İlk defa meclise de girdiler. İşçiler arasında da gözlediler. Bir sürü yazılar okuduk, ettik. Bu tehlikeli ama bir yandan da düşünüyorum. Yani karşımızda bu kadar örgütlü bir şekilde topyekun LGBT artıları hedef alan iktidar var ve diğer hani onun kanatları. Ama bir yandan da bizim yerimizden okumaya çalışıyorum. Yani o iyi yerden bakmaya çalıştıkça da LGBT artı hareketi de hep burada. Hani hiçbir zaman terk etmiyor, mücadelesinden de hiç vazgeçmiyor. Hep sözünü söylüyor. Böyle bir yerden bakınca da yani ikinci tura dair düşünüyorum. Mücadele, çetin bir mücadele bizi bekliyor. Hep bir
farklı sonuç farklı olsaydı bile mücadelemi sürüyor olacaktı ama bunun farkında olarak mücadele yürütünce temellendirince biraz güncel politikaya karşı yapabileceklerimizi işimiz kolaylaşıyor oluyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız o biraz arkadaşlarımıza umut aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü burada olacağız. Mesela ne yazık ki bu sene de seçim gündemine yine sıkışacak. Bizim Haziran'ın son haftası olacak çok yüksek ihtimalle onur haftası. Biz her şekilde zaten Ramazan bayramına gelse Ramazan bayramına gelinmesi sebep gösteriliyor yasaklanma için. İşte her türlü bayram olsa da olmasa da ya da özel bir anlamı olsa da olmasa da o tarihin her şekilde yasaklanma ve baskı gözaltına bizi bekliyor oluyor. Bu seçimde de yani bu seçim arefesinde de yani seçimden sonra da yine sokaklarda olacağız ama. Evet, burada tabii İstanbul LGBT artı onur haftasının tarihini de hatırlamakta fayda var. 1993 senesinde ilk olarak yürüyüş yapılmaya çalışılıyor, engelleniyor. Hatta insanlar sokaklara çıkmadan gözaltına alınıyor. Bundan 10 yıl sonra 2003 yılında ilk kez yürüyüş yapılıyor ama bu ara dönemde de hafta etkinlikleri kapalı etkinlikler olarak devam ediyor. 2015'ten beri ise İstanbul LGBT artı onur yürüyüşünün yasaklandığı ve polis saldırısıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de Haziran ayının son haftasında da tekrar bir yürüyüş olacak ve burada bir yeniden polis şiddetinin olup olmayacağını da göreceğiz. Sayın Yılmaz, ben bu arka plan dahilinde şunu da merak ediyorum. Şu ana kadar gözlemleyebildiğimiz kadarıyla LGBT artı örgütlerinden, LGBT artı hareketinden herhangi bir adayı destekleme ya da herhangi bir siyasi partiyi doğrudan destekleme yönünde bir açıklama olmadı. İstanbul LGBT artı onur haftasının ikinci tura dair bir çağrısı var mı? Veya bir aday desteklemenin dışında eğer ki desteklenen doğrudan bir aday yoksa ikinci tura dair İstanbul LGBT artı onur haftası bütün bir kamuoyuna, bütün bir topluma hangi mesajı iletmek istiyor? Yani biz tabii ki onur haftasında bağımsız, örgütlenen ve birbirinden bağımsız insanlar olduğu için tabii ki şunu destekliyoruz tarzında bir açıklamamız olmuyor. Ama tabii ki faşist AKP Erdoğan rejiminin güncel Türkiye ve Kürdistan siyasetine getirilerini gördüğümüzde tercihimiz AK Parti'yi sandıkta bozguna uğratmaktan yana oluyor haklı olarak. Türkiye'deki Lubunyalar için düşününce yani yapabileceğimiz şeyler sandığa çok umut bağlamamak ama bir yandan da vazifemizi yerine getirerek en azından elimizden geleni yapmak ve mücadeleyi bırakmamak oluyor bence. Benim en azından söyleyebileceğim şey bu. Yapabileceğimiz şeyler sandıkla sınırlı kalmıyor çünkü sandıkta ki sonuçta bizim güncel hayatımızı çok etkilemiyor. Orada inanıyorum ki başka bir sonuç çıksaydı bile hani biz sokakta toplanacağımızda bize yine saldırmaya kalkacaklardı. Hani bizim o yüzden derdimiz biraz da hani tabii ki çok yaşamsal dertlerimiz ve taleplerimiz var devletten, devlet kurumlarından ve yetkililerden. Ama bunun nezdinde biraz da belli başlı yaşamsal taleplerimizi de halka anlatabilmemiz gerekiyor. Yani bu AKP'nin bizi sıkıştırmaya ve simgeleştirmeye çalıştırdığı bir şey var. Hani aileyi yıkıyorlar diyor, koronayı bunlar getirdi diyor. İşte yani hani siz de demin bahsettiniz de savaş arifesinde ya Rusya'da bile Ukrayna'ya savaşırken bile LGBT artılarla ilgili yasa geçiyor gündemden. Bir şey konuşuluyor. Yine yasaklanıyor. Yine bir ceza çıkıyor. Bir şey. Hani AKP de savaşı dünyanın dört bir yerinde sürdürürken LGBT artılarla hedef göstermeye devam ediyor. Böyle bir yerden baktığımızda da yapabileceğimiz şey mücadeleyi bırakmamak, çok da sanda umut bel bağlamamak ve direncimizi diri tutmak. Evet. Ben Sayın Erdoğan size devam edeceğim tam bırakılan yerden. Bir AKP'nin ve MHP'nin iktidar olarak LGBT artılara ne kadar saldırdığını konuştuk. İkinci tur ihtimalinden, ikinci turdaki sonuçtan da bahsettik. Şimdi yani ilk turda kötü bir parlamento aritmetiği var karşımızda. 11 LGBT artı hakları sözleşmesini imzalayan 11 vekil, bunun yanı sıra Cumhur İttifakı'nın tamamının LGBT artı düşmanı olduğu, Millet İttifakı'nın ise arada durduğu bir düzlem var. İkinci tur sonuçları Kemal Kılıçdaroğlu lehine olursa ve biz ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkeye merhaba dersek LGBT artı hakları açısından bunun nasıl bir etkisi olacak sizce?
Biz çocuklarımızı büyütürken her sağlıklı ebeveynin yapması gerektiği gibi yalan söylememeyi, verdiği sözü tutmayı en baş eğitimin koşulu olarak görürüz. Devletler içinde bu uluslararası anlaşmalara imza attıkları şeylerle olur. Hani bu bir dünyaya vaattir, toplumuna bir vaattir. Türkiye devleti de örneğin insan hakları beyannamesine imza atmış ülkelerden biridir. Bu beyannamede cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini güvence altına alan ifadeler vardır ve devletimizin de burada imzası var. Dolayısıyla hani daha önce de İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi attığı imzalardan kolaylıkla vazgeçebilen, bugün verdiği kararı yarın değişik nedenlerle kendi politik gerçeğine uygun olarak değiştirebilen bir yapı yerine verdiği kararın sonuna kadar destekçisi olan bir başka yönetim şeklini hayal etmek tabii hepimizin isteği ve sorumluluğu. 11 kişinin LGBT hakları konusundaki taahhütlerini imza altına almaları bizim için çok sevindirici elbette. Ama ben bunun sadece 11 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Seçimin atmosferi çok gerilimliydi. Ve genellikle olumsuzlukların sosyal medyanın da %90'ına sahip bir Cumhur İttifakı tarafından kullanılıyor olmasının baskısıyla bazen ürkek, bazen gizli bu konudaki yaklaşımlarını net ortaya koyamayan bir muhalif grupla karşı karşıyaydık. Ama muhalefet dediğimiz sadece siyasi partilerden ibaret değil. Bunun içine sivil toplum alanını, birçok sivil toplum alanını koyabiliriz. Dolayısıyla hani bu meclis aritmetiğinin aslında bizi yıldırmaması lazım. Bu belli güçlerle ve belli dengesiz ve kendi lehlerine kullanabilecekleri şartları sağlayarak oluşturulmuş bir meclis. Ama muhalefet dediğimizde geride kalan çok daha büyüklüğün yan yana durma becerisine sahip olabileceği gibi bir umut da taşıyoruz. 11 kişinin dışında da seçilmiş milletvekili adaylarından da bu alanda bu kadar sert davranmayacak, belki 11 kişiye daha çok destek olabilecek insanların da çıkacağına ben inanıyorum. Çünkü bu kötülük bu kadar yaygın olamaz. Bu kadar gerçeklikten, bu toplumun hayati organlarından bu kadar kopuk olamaz diye düşünüyorum. Ama hani bazen kötülükler zaman zaman toplumlarda böyle bir rüzgar gibi gelir geçer. Bunun da geçebileceğine dair umudu taşımak istiyorum ben. Cumhurbaşkanlığı seçimi de belki Türkiye'deki uygulama yöntemi nedeniyle bu başkanlık sisteminin bizi birazcık daha rahatlatabilir. Hani az önce başta örneklemeye çalıştığım o devletin taahhüt altına aldığı imzasını korumaya yönelik, onların arkasında duran bir ciddi devlet anlayışı, ciddi bir devlet tutumunu gösterebileceklerini umuyorum. Peki ben bu sorunun tam tersini size yöneltmek istiyorum Sayın Yılmaz. Sayın Nedim Erdoğan'dan olur da ikinci turda Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olursa neler olabileceğine dair öngörülerini dinledik. Tam tersi olduğu durumda ikinci turda olumsuz bir senaryo, LGBT artı hakları açısından olumsuz bir senaryo olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha Cumhurbaşkanı olduğu düzende LGBT artıları ne bekliyor olacak önümüzdeki günlerde? Yani şöyle... Bir süredir konuştuğum şey tabii ki AK Parti'de tabanını demiştik ya konsolide etmek için LGBT artı karşıtlığından kuruyor politikasını ve buradan üretiyor diye. Böyle bir yerden düşününce yine AK Parti'nin ya bunu şeyde de gördük. Çözüm sürecini bitirdikten sonra Kürt yani milliyetçi oyları konsolide edebilmek için farklı politikalara girişti. Şimdi de yeniden Refah'ın işte Saadet Partisi'ne oy atmayan vesaire insanların oylarını kapabilmek için topyekun bir LGBT artı düşmanlığı politikasını hedef alıyor. Bunun bizim hayatımızda nasıl tezahürleri olabilir? Zaten LGBT artılar Türkiye'de gülistanlık hayatlar yaşamıyor. Ve böyle çok net yaşamsal kaygıları var. Ben AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğu ve Erdoğan'ın da başkan seçilmesi durumunda benim fikrim yani aynı sağ ülkelerde olduğu gibi yani Rusya'daki propaganda yasağı mı olur? İşte Rusya, Macaristan, Polonya'daki LGBT artı free bölgeler var ya, hani onlardan mı planlarlar? Ya da işte hani bunu
Zaten Erdoğan daha geçen söylemişti. Yani seçim gündeminden aile tasarısını gündeme demedik tekrar. Yani tekrar bunu şey yapacağız diye. Tekrar sanıyorum ki böyle bir planları var kendilerinin. Hani burada da tabii ki biz bu ülkenin muhtaç ve vatandaşları olarak burada yaşamaya devam, bir sürümüz gitti, bir sürümüz de burada kalmaya devam ediyor ama bu çok yaşamsal bir konu. Yani bir sürü şeyi göze alarak Türkiye'yi bırakıp gitti ama bir sürü insan da hayatları için burada kalmaya devam ediyor. Hani böyle bir yerden de biz şayet burada kalacaksak öyle ya da böyle bu ülkede yaşayacağız ve bu ülkede yaşayacağımız bizden sonraki insanlara da, çocuklara, kadınlara, insanlara da özgür bir ülke bırakmak istiyorsak belli vazifeler düşüyor üzerimize. Ama böyle bir yerden de düşününce yani şey çok can sıkıcı. Hani bu sağ ittifakların içinde sıkışmış hapsolmuş olmak. Çünkü hani muhalefet liderleri bile işte muhalefetini gizli eşcinsellik iması üzerinden yapıyor. Sizin zamanınızda palazlandılar, dernek açıları üzerinden yapıyor. Yani bu İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları'nın söyledikleri bile bu. Ki bu şey hani Türkiye'de yıllar sonra iki seçimi kazanan CHP'nin kazanımı elde ettiği iki lider bile böyle hani lanse ediyor kamuoyunda. Bu üzücü ama dediğimiz gibi yani 11 tane de vekil imza atmış. Yapabileceğimiz şeyler daha çok yani daha böyle lugun yalan hayatlarına dokunabilecek alanları açmak ve ulaşabilmek. Çünkü hani yarın öbür gün yine işte bir vatanda beklerken yine aynı birkaç vekil geliyor. 11 vekil 11'de gelmiyor zaten oraya. Birkaç tane vekil var, hep onlar orada oluyor. Hep aynı gazeteciler, hep aynı avukatlar, hep aynı milletvekilleri. Böyle bir yerden de Erdoğan'a karşı yani Erdoğan'ın planladıklarına karşı her ne planlıyorlar bilmiyorum. Hayatlarımızda ısrarcı olacağız. Yapacak yani buradayız. Hayatlarımızı savunuyoruz. Evet, hayatlarımızda ısrarcı olmak vurgusu önümüzdeki dönemin belirleyici vurgularından biri olacak gibi dönüyor. Tekrar stüdyoya dönersek Sayın Erdoğan, tabii soy ismi benzerliğinden dolayı yayında da hangi Erdoğan'dan bahsettiğimizi anlatmak için Sayın Nedim Erdoğan demek durumunda kalıyoruz. Şimdi Rusya bağlantısından yani iki kere yayında geçirdik Rusya'daki propaganda yasağı. Çok ilginç bir şey de oldu seçim sürecinde. Daha birinci turdan önce Kılıçdaroğlu Rusya'yı uyardı. Seçimlere karışacaklarını düşündüklerini söyleyerek ve AKP ile ilgili de şu dönemde bir Rusya'ya yanaşma, Rusya'nın yakınında durma. Zaten bir süredir olan bir siyaset. Hatta Rusya'dan maddi çıkar elde etme gibi meseleler de var. Yani LGBT artı meselesinin belki de çok da büyük bir mesele olmayabilecek, insanların gündelik hayatında çok olağan bir konu olabilecek meselenin dış ilişkileri, uluslararası ilişkileri, hangi ülkeyle ne yapılacağını bu kadar belirleyen bir konu olması mücadele etmeyi zorlaştırıyor mu, kolaylaştırıyor mu? Nasıl bir tabloya yol açıyor? Tabii ki zorlaştırıyor. Çünkü bu sadece temasla giderebildiğiniz bir şey haline dönüşüyor. Çünkü temasın dışında yayınlarda, eğitimde başka katkıları olması lazım ki toplumda daha hızlı bir dönüşüm ve değişim olsun. LGBT artı meselesi hani araç kullanırken kör noktaya düşer ya bazen görüntüler. Hep kör noktaya düşüyor. Bu aileler için de böyle, toplum için de böyle. Biz o kör noktadan bu alanı çıkartıp kendi hayatımıza sindirerek ebeveyn olarak kendimizi dönüştürmeyi seçmişiz. Aynı şeyi toplumların, partilerin, bütün organizasyonların yapması lazım. Çünkü hayatın, doğanın ve çok geçmiş tarih insanlığın varoluşuyla birlikte var olmuş bir şeyden söz ediyoruz, bir durumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu ülkelerin politikalarıyla, kendi tutumlarıyla bağlantılı olan bir şey değil. Eşit yurttaşlık ve yurttaşını sevme ve koruma gücüyle ilgili bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yazık ki yurttaşlarını eşit yurttaş olarak görmüyor ve hepsini sevmiyor. Bizim çocuklarımız ne yazık ki onun sevmediklerine denk düşüyor. Biz bu bağın kurulması için değişik defalar çağrılarda bulunuyoruz. Diyoruz ki bir ebeveynden dinleyin. Bizim yaşadıklarımızı ve öğrendiğimiz her şeyi ister en sağda yer alın, ister en solda yer alın. Size anlatalım ve algılayın. Yani LGBT artı gerçeğini sizin yaptığınız her türlü şiddet yok edemez. Var oldular ve var olacaklar bu toplumda. Yani ve bu derneklerle var olmadılar.
dernekler bir sonuç. Hep vardılar. Bundan sonra da aileleriyle birlikte, çünkü bizim LGBT artı sürecine katılımımız biraz geç oldu. Ebeveynlerin bunu algılaması, yeniden kendi aile formunda yorumlaması, kendini dönüştürmesi ve değiştirmesi geç oldu. Çünkü bir şeyi özel olarak kendinizin yaşamasıyla ebeveyn de olsanız çocuğunuzda izlemek arasında bir fark var. Bizzat kendiniz deneyimlediğiniz zaman bu daha yaşamsal bir şey oluyor. Ama ebeveynler de bunun parçası olduktan sonra artık kopamaz bir bağ ve güç oluştu. Yani yaptıkları ne olursa olsun bize geri adım attıramazlar. Ve hani uluslararası birçok Macaristan'da, işte Rusya gibi ülkelerde, Polonya'da bu konudaki olumsuz politikaların farkındayız. Ama biz hep başında da söylediğim gibi şuna inanıyoruz. Bu toprak çok çeşitli kültürleri bir arada yaşatmayı becermiş bir toprak. Ve bunun hani şişme ve çıkarsal bir politikaya hizmet etmesinin önünü muhalefetin topyekün alması lazım. Çünkü yoksulluğu konuşamıyoruz. Çünkü fakirleşmeyi ve çalışma hayatında, okul hayatında yaşanan olumsuzlukları konuşamıyoruz. Onlarla ilgili yeni bir programları, yeni bir politikaları olmadığı için herkesin kör noktasına düşen ve o nedenle de kendilerinde bir değişim, savunuculuk geliştirmemiş herkesin ortak alanı LGBT artı gibi görünüyor. Ve o nedenle de bunu elverişli bir malzeme olarak öne sürüyorlar. Ama bu hani o kadar ciddi ve büyük bir nüfustan söz ediyoruz ki, hani hep söylüyorum, LGBT artıları bir rakamla, bir rakamsal temsiliyetle asla söylemek istemem bir anne olarak. Ama çocuklarımızla birlikte, aileleri, teyzeleri, anneanneleri, hani büyük bir nüfustan söz ediyoruz. Ne yapacaklar? Yani hepimizi gri bölgeye koyamazlar. Biz bu ülkenin asli vatandaşlarıyız. Ve her şey gibi biz de vergilerimizle, bu hayata katkılarımızla, bu toprakların bu güce gelmesine katkı koymuş insanlarız. Çocuklarımız da öyle. Yani dolayısıyla bizim, ben böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal bile vermek istemiyorum. Çünkü bunun bedeli çok ağır olur gerçekten. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Erdoğan ve Sayın Yılmaz. Sayın Yılmaz, son dakikalara girdik. Son olarak İstanbul LGBT artı Onur Haftası'nın önümüzdeki günlerde, Haziran ayında, Onur ayında yapacağı etkinlikleri duyuracaksınız muhtemelen ve yürüyüş çağrısı da olacak. Şimdiden İstanbul LGBT artı Onur Haftası'na katılmak ya da parçası olmak isteyenlere çağrınız nedir? Onu sormuş olalım. Arkadaşlarımız bize her sosyal medya mecralarından ulaşabilirler. Biz yine zaten çok yakınlarda bir çağrıya çıkıyor olacağız. Nerede olduğumuzu, ne yapacağımızı vesaire kanallarımızdan görebilirler. Arkadaşlarıma söylemek istediğim bir şey varsa bu da, umutsuzluğa kapılmayalım, hep beraberiz. Burası bizim ülkemiz. Burada yaşıyoruz. Ülkenin eşit yurttaşlarıyız. Öyle ya da böyle hayatlarımızı savunacağız. Hayatlarımıza da ısrarcıyız. Haziran'ın sonunu Taksim sokaklarında görüşeceğiz. Derim. Evet, çok teşekkür ettik Sayın Yılmaz ve Sayın Erdoğan, programa katıldınız. Bugün LGBT'ye artılara yönelen düşmanlığa karşı yaşamda ısrar etmeyi konuştuk. Teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Odak Ankara'nın sonlarına doğru geldik. Bugün benim açımdan çok önemsediğim bir konu vardı. İki aydır Artı TV ekranlarından siz seyircilerle bir araya gelme imkanı buluyoruz ve olabildiğince toplumun her kesimine dair her konuda konuşma ve tartışma imkanına sahip oluyoruz. Ama çok uzunca yıllardır LGBT artı alanında gazetecilik yapan, kendisi de LGBT artı olan, Lubunya olan bir kişi olarak özellikle seçim sonuçlarının önümüzdeki günlerde hangi kesimlere daha fazla baskı uygulayabileceği endişe yaratıyordu. Ama bugün programda dinlediğimiz iki isim de umut verdi. Nedime Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin üvey evlatlarının öz aileleri mücadelesini anlattı. Üvey evlat olarak gördükleri LGBT artıların nasıl bir gerçek aileler kurduğunu dinledik. Öte yandan Es Yılmaz'sa iki seçim arasındaki bu belirsizlikte her şeyin kaotik
pratik olduğu dönemde hepimize bir belirlilikten bahsetti. O da son 20 yıldır olduğu gibi yine İstanbul'da Haziran ayının son haftasında LGBTİ artı onur yürüyüşünün poliste saldırsa yapılacağı belirliliğinden bahsetti. Bu kadar belirsizliğin içerisinde belirli olan yegane şey anladığımız kadarıyla Haziran ayında LGBTİ artıların yaşamlarında ısrar edeceği ve yaşamlarını savunmak için sokaklarda olacağı gerçeği. Seçim sonuçlarının ardından da hangi ülkede olursak olalım Artı TV ekranlarından LGBTİ artıların mücadelesini ve yaşamlarındaki ısrarlarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yarın saat 4'te Odak Ankara'da görüşene kadar esen kalın.